Kübra Gelin'in yatak odası ceviz rengi mobilyalarla dekore edilmiş. Vizon tonlarındaki Capitone yatak başlığı sade bir seçim. Üzerindeki Fransız dantelli yatak örtüsüyle tarzları pek uymasa da renkleri yakışmış. Yatak başlarındaki ceviz rengi komodinlerin üzerinde abajur yerine yapma çiçek ve fotoğraf çerçevesi kullanılmış. Oda çok büyük olmadığı için fon perde yerine tül ve güneşlik kullanılması doğru. Ancak tüllerin desenleri fazla yoğun ve klasik çizgilere sahip. Odada gri üzeri mavi desenli halıların devamlılığı yok. Aynı şekilde siyah metal kafesli tekli sarkıt lambada renk ve tarz olarak yalnız kalmış. Gelinimiz makyaj masası yerine yuvarlak bir ayna ve şifonyer tercih etmiş. Son olarak şifonyerin takımı olan gardırobun ayna kapaklı olmasının odaya derinlik kattığını belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Şöyle söyleyeyim, yatak odası takımı güzel, renk olarak güzel, bir bütün kendi içerisinde uyumlu. Bu başlık acaba salon takımının içerisinde bir şey miydi, hani yatağı ayrı mı aldın? Yok, içerisinde yatağı değil miydi? Çünkü Chester tarzı hani böyle, evet, bir görüntüsü var ya. Evet, salonumla birlikte almadım. Yatak odam ve salonum ayrıydı ama aynı mağazada. Peki, ama farklı numara. Bu takıma mı ait bu yatak başlığı? Bu takıma kendin ait. Kendin ayrıyetten mi seçtin? Yok, sanki kendim öyle olmuş buraya gibi ait. Bu takıma ait bir başlık. Bir de perden, çok salon perdesi değil, ben yatak odasını hiç uygun Abiye bulamadım. Yani olabilir. Çok fazla böyle hani hareketli. Zaten hani baktığım zaman ayna, gold, hani bunlar karışık gold demeyeyim. Rose gold. Evet, rose gold. Perde bence hiç olmamış. Ben perdeyi beğenemedim. Direkt düz beklerdim. Evet, fonların olmaması güzel olmuş. Ben evet sevmiyorum fon. O yüzden bu yatak odasına gitmezdi. O yüzden ben perdeni beğenemedim. Halını da beğenemedim. Mavi ne alaka? Onu da anlamadım. Bir onu duymak isterim. Önceki dediğim gibi evimde bu mobilyaya uygun almamıştım. Daha önce almıştım. Daha sonra değiştirme fırsatı yakalayamamıştım. O yüzden de yani, mavi ama çok çok göz yoran bir mavi değil aslında halım. Şimdi halının ama mavi mobilyamla tabii ki de uyumlu değil. Evet, çünkü benim mobilyam mavi tonuydu. Sen beğenmemiştin mesela. Burada mavi tonu hiç yok. Hani evet, göz yormaması evet, zaten bıraktı. Yormasın denir zaten. Bence çok da yoruyor bu mobilyanın içerisinde. Perdeni beğenemedim, halını beğenemedim. Mobilyaların renkleri güzel. Yatak başlığında hani fena değil. Bu şekilde bir de yatak örtüsünün fiyatını ben öğrenmek istiyorum. Ya da birisinin el işçiliği midir? Yatak odası fiyatını ben hatırlamıyorum. Bu bir set halindeydi. Evet, hazır değil mi? Evet, bu hazır bir ürün. Normalde gönül isterdi ki bu el emeği olsun ve onu sereyim. Ama dediğim gibi ben hani çok kadınsı bir gelin değilim. Çok böyle ağır. Daha spor seviyorum. Daha spor seviyorum. Evet. Perden perdem öyle. Evet. Perdemi özellikle evet, çok beğendim. Yatak odası da biraz kendim sanki ağır değil mi? Yatak odam çok hafif aslında yani. Gayet spor modern duruyor aslında. Tabii model olarak ben beğendim. Ama yine aksesuar hiç göremedim yatak evet, odanızda. Sadece mağazadan hazır alıp konulmuş normalde, gibi duruyor. Normal evet, makyaj malzemelerim var ama onları bilerek kaldırdım. Çünkü sebebi şu. Çok dökülüyor ve genelde bu aynada ben makyaj yapmayı sevmiyorum. Daha yakın olmayı seviyorum. Sadece hani bu mobilya takımını bozmamak adına almış olduğum bir ürün. Ve konsolunu da çok kullanıyorum. Berjerlerimi de çok evet, kullanıyorum. Evet, kendi günümü sürekli belki ön plana çıkarıyor olabilirim. Ama insan içerisinde biraz ukde kalıyor. Bu nedenden dolayı da hazmedemiyor olabilirim. Komodinlerin üstleri de boş sanırım. Evet. Her yeri boş bırakmışsın. Hani evet, biraz bir şeyler görmek isterdik. Duvarlar dahi. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ben duvarda bir şey çok sevmiyorum. Özellikle eşim çok seviyor. Ben hiç hoşlanmıyorum. Boş evi daha çok seviyorum. Boş ev çok yorumlu kullanmıyor ama yani evet, böyle ama yaptığınız şöyle, zaman boş derken bana mesela şey gibi geldi sanki nakliye daha yeni bırakıp gitmiş gibi, hani bir yeni gelin ne bileyim orada evet, bir parfüm ne olur ufak bir şu taraklar bir çiçek bile konsa, olabilirdi aslında. Hani komodinler sanki biz yorumlamayalım gibi boş bırakmışsın gibi geldi, sanki daha ev yerleşecek gibi. Ben avizeni hiç evet, uyduramadım odaya. Ben de soracaktım. Yatak odasına hiç uygun bulmadım. Hiç renk uyumu bile yok. Aşırı spor bir avize. Hiçbir şekilde uymuyor. Benim avizemi eleştirmiştiniz ama bu hiç uymuyor yani ona hani göre. Olmasa daha çok, iyiydi çok kötü. Öyle ben olmamasını daha çok tercih ederdim aslında. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar burası yatak odası. Çok şatafatlı, kimsenin avizesine çok şatafatlı yatak odasındakine yorum yapmadım. Çünkü bu benim kendi tercihimdi. Ve daha sade olan avizeyi seçtim. Aslında şöyle bir isteğim daha vardı. Evet, ben konsolları, komodinin başlıklarını boş bıraktım. Ben abajur da sevmiyorum yatak odasında. Kübra'cığım boşuna uğraşma. Senin bu açıklamaların bence gelinleri ikna etmiyor. Evet, maalesef etmiyordu. Dış ses yine benmiş
şey ekleyebilir miyim? Tabii ki Eylemcim. Biliyorsunuz ben çok titizim. Müsaadenizle. Tabii ki buyurun. Çok müsaadenizle. Buyurun hanım ağamız. Ayna silinmiş bu arada. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama herhalde yukarıya eli uzanmamış. Yine bir ya su lekesi, ıslak bir bezle silinmiş olabilir. Yukarıda lekeler görüyorum. Burası temiz, sıkıntı yok. Üste lekeler kalmış azıcık. Bayılacağım gerçekten. Şimdi doğru. Yani şimdi şöyle Aylin Hanım'ın evinde çok temizlikle ilgili hiçbir şey söylemedim. Böyle temizlikte çok iyiydi. Yani aradığın bulamadın. Evet, bulamadım. Evet. Olmayınca söylemiyorum ama şimdi günlük hayatta olsa belki bir nebze olabilir ama programa çıkıyoruz. Bence bu detaylar temizlik özellikle çok önem vermemiz gerekiyor. Eylem bu kadar yorum yapmaya her şeyi incelemeye korkmuyor musun? Sonuçta senin evine de gelinecek. Hani ben olsam bu kadar yorumdan sonra korkardım. Korkmuyorum. Neden? Çünkü ben yorum yaparken bakıyorum evimde olmayan şeyler. Şok oluyorum açıkçası. Bir aksesuar bile yatak odasında yok. Mağazadan alınmış getirilmiş. Senin evini görmedim. Senin evine şu an yorum yapmayacağım. Aylin Hanım'da bir tık yine bir şeyler vardı. Aynı zamanda onda da. Ama bu evde hiçbir şey göremiyorum. Temizlik eminim ki hani sen böyle söylüyorsan senin evin de temizdir. Temizlik konusunda kendime çok güveniyorum. Hanım ağlar korkar mı Simge? Bakalım göreceğiz bunu. Bakalım göreceğiz. Senin gününde göreceğiz. Aynen göreceğiz. Çok güzel göreceğiz. Adaleti göreceğiz. Bilek güreşinde kazandığı gibi yine bilek güreşinde kazandığı gibi de ikinci şansı verdim diyelim. Hadi Simge. 3, 2, 1. Hadi Simge. Hadi Simge. İnşallah ben gücümü bıraktığım vermiş. Bence yenilen pehlivan güreşe doymaz diyelim. Çok ekranda görecekler bakalım canım. Bakalım haftanın sonunda ikinci şansı verdiğimi görecekler. Evet hadi bakalım. Teşekkür ederiz Kübra. Evin çok kötü. Ben teşekkür ederim. Evim kötü mü? Evet. Hiç beğenmedim. Beğenmedim. Sizin evinizi gördükçe şeyin evi hakkında konuşmayacağım. Daha görmediğim için kendime daha çok şey veriyorum. Hadi bakalım göreceğiz. Biz de göreceğiz. Konuşmak için konuşmayın da.